Merhaba gençler, bu dersimizde de kondansatörleri halletmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Şimdi kondansatör dediğim aslında paralel levhaların bir uygulaması gibi gözükse de çok aynı şey değiller. Şimdi kondansatör şöyle iki tane levhası var. Burada da aynısından bir levha var. Bunlar arasına önemlidir bu söylediğim. Bir yalıtkan koyularak bu levhaların birbiriyle yük akışı kesilmeye çalışılır. Ve bunlar bir pile bağlanır, bir üretece bağlanır, buradan yüklenmesi sağlanır. Yani kondansatörler genel olarak yük depo edebilen devre elemanıdır. Biz böyle değerlendiriyoruz. Şimdi bunları daha çok elektronik devrelerde kullanıyoruz. Özellikle fotoğraf makinelerinin flaşlarında, hoparlörlerde, kapı zillerinde, ani elektrik boşalmalarında yani bu tip şeylerde çok kullanıyoruz. Bir de adaptörlerde diyot denilen elektronik devre elemanı ile beraber alternatif akımı doğru akıma çevirici olarak da kullanıyoruz. Yine buralarda işimize yarıyor. Şimdi kondansatör dedik, iki tane levha dedik, bunları yüklüyoruz dedik. Peki bunun yük depo edebilmesi nedir? Bir sağanın yani bir kondansatörün yük depo edebilme kapasitesini biz sağ diyoruz. Ve sağı şöyle hesaplıyoruz. Şimdi çıkarımını beraber yapalım. Bu levhayı diyelim ki şöyle. Bir dakika. Kondansatör aslında doğru akım devresinde çalışmaz. Bunu bir öncelikle söyleyeyim. Neden çalışmaz? Çünkü kondansatör gerekli o kadar yüklenir ve bundan sonra akım geçirmez. Tamam mı? Ama biz burada konuşabilmek için şu an ben bir doğru akım devresine yani bir pile bağladım. Buradan konuşmaya çalışıyorum. Bu levha basit düşünelim. Eksi yükler buraya geldi. Aradaki yalıtkan sayesinde ki en küçük yalıtkanımız burada havadır. Yalıtkan sayesinde karşıdaki eksilerin bu tarafa doğru gitmesini sağladı. Etkiyle tabii ki de bu. Burada da artı yüklendi. Şimdi bu levha eksi yüklenecek, bu levha artı yüklenecek. Ama bu levhaların daha fazla yüklenebilmesi neyle doğru orantılıdır? Mesela bu alan daha büyük olsa daha fazla elektron yüzeye bölüşebilir, karşıyı da daha fazla etkileyebilir. O zaman alanla yük depo edebilme kapasitesi doğru orantılı. Bunun dışında araya bir yalıtkan koydum. Bu koyduğum yalıtkanın bir elektrik katsayısı yani epsilon diyeceğiz biz buna. Epsilon ne kadar büyükse yine yük depo edebilme kapasitesi o kadar yüksek olacak. O zaman ikincisi epsilon dedim. Epsilon bu arada en küçük olan hava. Yerine hangi yalıtkanı koyarsanız koyun epsilonu arttırmış olursunuz. Peki levhalar arasındaki şu uzaklığı arttırırsam daha kolay mı etkiler, daha mı zor etkiler? Daha zor etkiler. Dolayısıyla yük depo edebilme kapasitesini bu uzaklık azaltır eğer artarsa. Ben bu üçünden sağa hesaplıyorum. Şimdi şöyle bir neler ne olduklarını bir yazalım. Epsilon dediğim şey dielektrik katsayısıdır. Bu notlarda yazıyor gerçi. Dielektrik katsayısı. Şu alan. Alan olduğu için metrekare kullanılacak. Şu levhalar arasındaki uzaklık, uzaklık olduğu için bu da metre kullanılacak. Dielektrik katsayısı farad bölü metredir. Bunların sonucunda sağımın büyüklüğü farad olarak çıkacak. Şimdi sağdan bahsettik. Peki sağının nelere göre değiştiğini bir örnekle açıklamaya çalışalım. Ben şimdi hızlı hızlı yazayım, siz de beni bekleyin. Hangileri doğrudur diye sormuşum. Şimdi biz biraz önce yazdık zaten. Sığa nelere bağlıydı? Epsilon A bölü D'ye bağlıydı. Şimdi levhaların alanını arttırmak elbette ki kondansatörün sığasını arttırır bir cepte. Levhaların arasındaki mesafeyi büyütmek. Mesafeyi büyütürsen sığa azalır. Dolayısıyla bunu almıyorum. Araya porselen koymak. Soru bize arada hava var diye belirtmiş. Şimdi havadan başka hangi yalıtkanı koyarsanız koyun bu dielektrik katsayısını artıracağını söylemiştim. Dolayısıyla bunu arttırmak sağ yine arttıracak. O zaman bunu da alalım. Pilin potansiyelini arttırmak. Pilin potansiyelini arttırsan da bunun
sahasını yani yük depo edebilme kapasitesini değiştiremezsin. Şimdi buradan biraz sonra bu devrede neye göre yük depo ediyor? Potansiyel bunu nasıl etkiliyor? Bunu beraber bakacağız. Q eşittir CV diye bir şey diyeceğiz. Ve burada hazır bunu söylemişken buna yanlış diyorum. Hemen o tanıma geçelim. Şimdi bunları yazdım. Bir kondansatör devresi oluşturdum. Yine doğru akımını oluşturdum ve doğru akımda kondansatörün çok kısa bir süre yani çok kısa bir süre akım geçirdiğini yani akım geçirmediğini lütfen unutma. Bu önemli. Şimdi buraya bakıyorum. Diyorum ki depo edilen yük kondansatörün sığası ve potansiyelle doğru orantılıdır. Yani bunu şöyle düşünebilirsin. Yük gerçekten bizim için koli koli mal olsun, tamam mı? Sığa dediğimiz şey yerin taban alanı. Potansiyel dediğimiz şey ise odanın yüksekliği olsun. Şimdi odanın yüksekliği ne kadar artarsa o kadar çok yük depo edebilirsin. Ya da odanın taban alanı ne kadar artarsa o kadar çok yük depo edebilirsin. Ama sen bu tavanı yükselttin diye senin taban alanın değişir mi? Değişmez. Dolayısıyla bak burada bağımsız değişken bu olacak. Yani sen potansiyeli arttırırsan evet yük artar. Ama sığa değişmez. Sığa neye bağlıdır? Sığa biraz önce öğrendik. Epsilon A bölü D'ye bağlıdır. Yani sen devrede bunlardan birini değiştirmedikçe sığayı değiştiremezsin. Ve sen potansiyeli arttırdın, yükü arttırırsın. Ama sığa bunlara bağlı olduğu için değişmeyecek. Yük ile potansiyel arasında şöyle bir doğru orantı var. Bu da depo ettiği enerjiyle alakalıdır. Şuranın alanı size depo ettiği enerjiyi verecek. Tamam mı? Enerji bizim için 1 bölü 2 QV ile bulunuyor olsun. Artık çok fazla sorusu çıkmıyor. Ben de notlarımı almadım açıkçası. Ama videoda şöyle bir bahsetmek istedim. Şimdi hemen burada karıştırdığınız bir nokta var. Ona bir vurgu yapmak istiyorum. Nedir bu? Not dedim. Büyüklük. Harfler ifade. Birim. Şimdi benim öğrencilerimde şunu gözledim ben. En çok karıştırdıkları nokta C olarak verdiği zaman kondansatörden mi bahsediyor yoksa yükten mi bahsediyor? Şimdi ilk bahsedeceğim şey kondansatör. Yani sığa. Eğer sığadan bahsediyorsa biz bunu C harfiyle gösteririz. Q, CV dediğimizdeki şu C harfi kondansatörün harfsel gösterimidir. Ve birimi farattır. Bazen sorularda mikrofarad verir. Mikrofarad dediğinde 10 üzeri eksi 6 farada çevireceksiniz. Şimdi devam ediyorum. İkinci büyüklük yük. Şimdi yük dediğimiz şey biz büyük Q harfiyle gösteriyoruz. Sanki hiç başka harf kalmamış gibi biriminde baş harfini kullanıyoruz. Birim neydi yükün? Joule oldu. Yani kol. Bunu da büyük C harfiyle gösterdiğimiz için, şunu büyük P harfiyle gösteriyoruz. Bunu da büyük C harfiyle gösterdiğimiz için bu ikisi çok karışıyor. Harfsel gösterimden bahsediyorsa, yani sıhanın kendisinden bahsediyorsa bu C sıhanın C'si. Ama şu kadar yük diyorsa, mesela 3C yük. Bu ne? Klomp olan yükten bahsediyor. Buraya dikkat et. Sadece harfle ayırmaya çalışma. Soruyu bir oku bakalım. Son olarak neyimiz vardı zaten? Potansiyelimiz vardı. Potansiyelimizin harfsel gösterimi V. Birimi ise yine büyük V ile gösterilip volt olacaktır. Tamam. Bunları da söyledikten sonra hemen bir soru çözelim. Ondan sonra bir konuya daha parmak basacağım. Ama önce soru. KLM kondansatörlerin sığasını sıralayınız demiş. Sığayı soruyorsa bana epsilon A bölü D'den gideceğim. Şimdi CK ile başladım mevzuya. Epsilon kadar dielektrik katsayısı, A kadar alanı ve D kadar da uzaklığı varmış. CK'yı yazmış oldum. 1 dedim buna. Harfleri dışlarsan bununki yaklaşık olarak 1 dedim. Şimdi CL'ye geliyorum. CL 2 epsilona sahip. Ayrıca 2 A'sı var. Ve 2D'de mesafe bırakılmış. O zaman şu ikiler giderse harflerin dışında kalan sayı ne? 2. Bunun da yaklaşık değeri 2 bla 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 dedim. Şuna geldim. Son büyüklüğüm. C, M. Yani M'nin sırasını bulmaya çalışıyoruz. Epsilonu 1 birim. Alanı
2A olarak verilmiş ve aradaki mesafe de D verilmiş. Yine harfleri dışarılarsam, harflerin dışında kalan sayı 2. Bunun yaklaşık olarak değeri 2 olacak o zaman. Ne diyorum? CL ile demek ki CM eşitmiş ve bunlar CK'dan büyükmüş. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şimdi bir sonraki soruya da geçelim. Ondan sonra diğer şeye geçeceğim. Bu soruda da şunu sordum. Bu 3 kondansatörün depo edebileceği yük miktarını sıralayınız dedim. Şimdi neyi kullanıyorduk bunda da? Bak yüke geldim. Bir başka mevzu. Demin sağları soruyordu. Şimdi yükleri soruyor. O zaman şimdi kullanacağım şey Q eşittir CV olacak. Bakıyorum QK'yı hesaplayalım hemen. C sahası var, V potansiyeli var. O zaman bu bir yük depo edebiliyorsa hemen QL'ye geliyorum. QL 2C sahaya sahip. Yani tabanı daha büyük böyle düşünebilirsin demiştim. Potansiyeli bir birim. Bu iki kat fazla yük depo edebiliyor. En son M'ye geldim. QM ise, Q'nun depo edebileceği ise C çarpı 2V büyük ne olacak? O zaman dikkat et. QL ve QM'nin değeri eşit. K ise bunlardan küçük olmuş oldu. Bu iki soruyu söyledikten sonra şimdi bahsetmek istediğim şey kürelerin sahaları. Hadi bir de küçük oraya dokunuş yapalım. Sonra sorularla devam edelim. Şimdi kürenin sahası dedim. Bir küre şöyle bir R yarıçaplı olsun. Bunun potansiyeli nasıl hesaplıyorduk? Bir önceki derslerde görmüştük. Bir kürenin potansiyeli benim için K, Q bölü R'ydi. Şimdi bir kürenin sahasını hesapladığıma göre bunun depo edebileceği yük miktarından Q eşittir CV'den gidecek olur. Gitmem gerekir. Şu potansiyeli yerine koyalım. Q eşittir kondansatör K Q bölü R dersem bunlar ikisi de yük. Gitti. O zaman sağa neye bağlıymış? R'yi çarpım attım. K'yı bölüm attım. Bak bir kürenin sahası yarı çapıyla doğru orantılıdır. Şimdi hatırla bakalım. İki tane küreyi birbirine dokundurdum. Mesela R yarı çaplı ve 2R yarı çaplı. Bu eksi Q, bu da artı 4Q yükünde. Yükleri ne olacaktı? Toplam yükü, toplam yarıçapı böleceğiz. 3Q'yu 3R'ye bölersem R başına ne düştü? Q düştü. O zaman bunun 1R'si var, depo edebileceği yük Q. Bunun 2R'si var, depo edebileceği yük 2Q demiştik. Hatta şunu söyledik. Dokunmayla elektriklenmeden sonra potansiyeller eşit olur. Aha da bunlar eşit oldu. Yarı çapına göre de sahası artış gösteriyorsa yükü de aynı oranda artış gösterecek. Böylece aslında dokunmayla elektriklenmede konuştuğumuz o şu yarı çapına göre yük alabilme olayı kondansatörlerden gelmekte. Bunu da burada söylemiş olalım. Bir ek bilgi olsun. Hadi devam edelim. Şimdi sorum şöyle bir soru. İki kere aynı soruyu çizmiş gibi. Çünkü aynı şeyi soracağım. Biri hala pile bağlı. Bir diğeri yüklenip pilden sökülmüş. Tamam mı? Bu yüklü hale getirilmiş. Bir potansiyel aktarılmış. Ve pilden sökülmüş. Şimdi diyorum ki ikisini de levhalar arasındaki mesafeyi azaltırsam yük ve potansiyel nasıl değişir? Şimdi annem burada bu çok önemli bir soru tipi dedim. Şimdi bak burada pil var hala. Bir kere önce sahayı denetleyeceğim. Epsilon A bölü D'ye göre değişiyordu. Ben levhalar arasındaki uzaklığı küçülttüysem sağım artıyor demektir. Şimdi neyi inceleyeceğim? Q eşittir CV. İki tane de eklemimiz var zaten burada. Sağım arttı. Peki hala pile bağlı mıyım? Evet. Pile bağlı olduğum için değişemeyecek büyüklüğüm potansiyel. Çünkü ne olursa olsun bu pil bu potansiyeli eşitlemeye çalışacak. Bu ne demektir? Yük miktarı artacak demektir. O zaman Q artar, potansiyel değişmez. Böyle bir soruda. O zaman pil bağlıysa potansiyel değişmiyor. Yükü sıraya göre inceleyeceksin. Bu bir. Geldim buraya. Burada pili söktük. Artık pil yok. Yani elimdeki yükten daha fazlasını bulamam. Ya da elimdeki yükü bir yere gönderemem. Şimdi dikkat et. Sağı yine inceleyecek olursam epsilon A bölü D dedim. D'yi ne yapmıştık? Azaltmıştık. Bu da sağı arttırmıştı. Buraya kadar her şey aynı. Şimdi Q eşittir CV'yi incelemeye çalışalım. Sağı arttı. Bunu biliyorum. Değişmeyen burada ne? Yük.
Çünkü aldığım yükü bir yere gönderemiyorum ya da yeni bir yük bulamıyorum. O zaman burada da değişmeyecek olan büyüklüğüm yükken potansiyelim ters orantıdan ne yapacak? Azalacak. Pil yokken yük sabit, pil varken potansiyel sabit. Lütfen sorularda pil var mı yok mu buna dikkat et. Hadi bakalım bir başka soruyla devam edelim. Evet, sorum şu, kondansatörlerle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi, söylediklerimizi size yorum sorularında en fazla karşınıza çıkacak büyüklükleri bir araya toplamaya çalıştım. Burada bizi kavram hatasına, mikrofonu dolandım da, kavram hatasına sürükleyen birkaç cümle var, bunlar önemli. Şimdi zaten kondansatörlerin başından beri şunu söyledik, dedik ki, doğru akımı iletmez, yani çok kısa bir süre, gerçekten milisaniyelerle ölçülebilecek bir süre kondansatör akımı iletir, dolar ve artık akım iletilmez. Dolayısıyla DC akım, yani doğru akım iletilmez. Bu doğru. Enerji depolar dedik. Enerji depolayacağını söyledim. Hatta bir küçük denklem de yazdım ama artık çok da sorusu çıkmıyor dedim. Bu da doğru olacak. Hoparlör kapı zili fotoğraf makinesinde kullanılır dedim. Bu da doğru. Şimdi sizi çeldirenlere geldik. Levhalar arasında elektrik alan her yerde düzgündür. Şimdi paralel levha olsaydı bak buna ben doğru derdim. Ama kondansatör olarak ayrı bir şeyi inceliyorsam aynı değildir bu ikisi. Değil mi? Şimdi bakıyorum levhalar arasında bir kondansatörün mesela artı yüklendi, eksi yüklendi. Bunun arasında elektrik alan evet levhalar arasında düzgündür ama bundan sonra şöyle bombelenir. Dolayısıyla her yerde düzgün diyemiyorum. Bu yanlış. Bu bizi çok düşüren bir cümle. Pil ile aynı prensiptedir. Sanki bir taraf artı yüklendi, bir taraf eksi yüklendi. Şöyle pil gibi düşüneyim dersen burada da hata edersin. Pil ile aynı prensipte değildir. Devrede biz bunu pil olarak kullanmıyoruz aslında. Yani sürekli bir akım veren bir durum yok. Mesela flaş gibi çaktı gitti. Ama pil öyle değil ki. Pil bir süre bizi götürüyor. İşte bir süre akım sağlıyor. Aynı prensipte değil. Levhalar arasında iletken madde konulursa yük depolar. Yalıtkan madde diye üzerine basa basa söyledik. Diyelektrik katsayısı büyük olursa sağ artar dedik. Ama iletken madde koyduğun zaman buradan elektron akışı gerçekleşeceği için yük depo etmez. Dolayısıyla bu cümle de yanlıştır. Son bir sorusu çözeceğim. Güzel de bir soru. Hadi dikkat et bakalım. Şimdi soru şöyle bir soru. Burada bir pille ikisi de depolanıyor, yüklenmesi sağlanıyor. Sonra bunlar birbirine bağlanıyor. Üst taraftaki K'ymış, alt taraftaki L'ymiş. Potansiyelleri ve yükleri nasıl değişir başlangıçtaki duruma göre diye soruyorum. Şimdi bizim bilmemiz gereken doğru akım devresinde buradan ikisinden de aynı, yani seri bağlı devrede ikisinden de aynı akım geçmek zorunda. Ki akım birim zamanda hareket eden yük miktarıdır. O zaman bunların ikisinin de depo ettiği yük aynı olacak. Dikkat et. Bu Q eşittir 3F'lik bir 3 faratlık kondansatör değerine göre ve potansiyeli depo ediliyorsa bunun da aynı yükü depo etmesi için 1C'lik yani 1 faratlık kondansatör sırasıyla 3B'lik potansiyel depo etmesi lazım. Yükleri ne? Eşit. Şimdi ben bunları ne yapıyorum? Birbirine paralel bağlıyorum. Paralel bağlı devrelerin en büyük özelliği ise üzerlerinde aynı potansiyel vardır. O zaman bunlar eş potansiyele gelmeye çalışacaklar. Şimdi bakıyorum. Bunun Q eşittir CV'si vardı. Yani bunun potansiyeli V, bunun potansiyeli 3V. Ne yapacak? Bundan buna potansiyel geçmesi sağlanacak. Bu da yük miktarını değiştirecek. Hemen bakıyorum. Buradan o zaman nereye gideceğim? Yine Q eşittir CV yazıyorum. Bunun potansiyeli, yani L'nin potansiyeli fazlaydı. Onu biliyorum. O zaman Q eşittir CV'deki L'nin potansiyeli azalacak. Bunun potansiyeli artacak. Biliyorum ki bunun sahası 3C, bunun sahası C'ydi. Dolayısıyla VK'nın artacağını biliyorum. Peki VK artarsa bunun yük miktarı ne yapar? Artar. O zaman QK artacak, QL azalacak bu durumda. Tamam.
Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Kondansatör konusunda böylece bitirmiş olduk. Şimdi aklınıza şu gelmesin. Kondansatörlerin eskiden evet bağlanması vardı. Seri bağlama, paralel bağlama, hatta direnç gibi bunların karmaşık devrelerini de çözüyorduk. Ama 2018 yılında bunlar müfredattan kalktı. Dolayısıyla artık kondansatörlerin bağlanmasını anlatmıyoruz. Kondansatör konusu burada bitti. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.